bu ne ya? Tanınmaz halde. Otopsi bitince raporu istiyorum. Tamam efendim. Bitti mi? Bitti amirim. Efendim, bu gece hayatımın en mutlu gecesi. En değerli varlığım, biricik Zehra'm sonunda dünya evine girecek. Huzurluyum. Keşke rahmetli anne ve babası da bu mutlu gününde Zehra'mın yanında olabilselerdi. Öyle yazılmış. Ben bir dede olarak torunlarıma ne kadar anasız babasız olduklarını hissettirmemeye çalışsam da onlar hep gerçek bir aile olmanın özlemini yaşamışlardır. Ziya Hoca da annesiz babasız büyümüş. O da aile nedir bilmeden yaşamış. O yüzden Zehra'mın ne hissettiğini benden daha iyi anlayacaktır. Biz artık daha büyük bir aileyiz. Ziya Hoca, ailemize hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Ay, yok artık. Allah bir yastıkta kocatsın. Mutluluğunuz daim olsun inşallah. Allah tamam vermesin Ziya. Sağ olun. Tebrik ederim Zehra'cığım. Siz artık enişte diyebilir miyim? Yani. O zaman tebrikler enişte. Allah tamamını erdirsin Ziya Bey. Sağ olun. Alo. Teklifini bir daha düşündüm. Kabul ediyorum. Ama acele etmemiz lazım. Harika. Umarım işe yarar. Kesinlikle. Ben her şeyi ayarlıyorum. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Zehra'cığım, seni mutlu görünce var ya, inan ben de çok mutlu oluyorum. Ay ben de mi evlensem acaba? Biraz anlatsana. Şehnaz Hanım, Zehra Hanım gördünüz mü acaba? Şimdi Selin Hanım'ı uğurlamaya çıktı. Teşekkürler. Rica ederim. Selin, gerçekten evlenmiyoruz ki. Şu ana kadarki tek mutluluğum dedemin mutlu oluşu. Yani sahtede eğer böyle mutluysan gerçekte seni düşünemiyorum. Selin. Ha. Benim Ziya Hoca ile ilgili kafamı kurcalayan bir şey var. Ne gibi? Yani sana karşı bir şeyler hissettiğini falan mı düşünüyorsun? Bence boşuna kuruntu yapıyorsun. Yani söylediğim gibi Ziya Bey sadece hoca. Yani kendi çevresinden birine aşık olur. Ne bileyim, sana aşık olmaz herhalde. Tamam canım benim, ben de senin gibi düşünüyorum. Ziya Hoca çevresine uygun biri gibi gelmiyor bana. Sana da öyle gelmiyor mu? Nasıl yani? Piyano çalıyor. Kalabalığın arasından centilmence gelip elimi öpüyor. Gece kulübünde profesyonel dansçılar gibi dans ediyor. Kıyafetime karışmıyor. Nasıl hoca ya?
Zehracığım, ne demek istiyorsun? Ben gerçekten anlamadım. Şimdi sahte damat ya. İmamlığı da sahte olmasın. Ya saçmalama Zehra, ne sahte hocası ya? Şaşırdın iyice sen de. Evet ya, saçmalıyorum. Ne bileyim, biraz tuhaf bir hoca demek istedim. Sana da öyle gelmiyor mu? Çok ayıp ediyorsun Zehra. Adam senin için fedakarlık yapıyor, sen neler düşünüyorsun? Yani eğer senin şu düşündüklerini bir duysa var ya, bırak yüzüne bakmayı, bir daha buraya adımını atmaz. Ay saçmalama, senin bu kadar büyütecek bir şey söylemedim ben. Kendisi üzerinden aşağılanmaman için adam elinden gelen her şeyi yaptı. Bir hocayla evleniyorsun diye herkes seni aşağılamaya kalkmadı mı? Melis, Tülin, söylediklerini duymadın mı Zehra? Ama ne oldu? Yani bir hocayla evleniyorsun diye seni rezil etmek için aslında kendilerini rezil ettiler. Ziya Hoca sırf onları kendi kazdıkları kuyuya düşürmek için seninle dans etti. Sen de tutturmuşsun, sahte hoca, sahte hoca. Helal olsun, yürü be. Amma savundun seni ya. Tamam, ben de biliyorum. Ziya Hoca'ya ne kadar teşekkür etsem azdır. Zehracığım, sen de ona göre ne bileyim davranışını, giyimini, kuşamını onun çevresine göre biraz düzelteceksin. Tamam, Ziya Hoca iyi olabilir. Ne bileyim yani sana karşı dürüst olabilir. Belki sıkmıyor olabilir ama o bir hoca. Amma savundun seni ya. Sanki gerçek evlilik mi yapıyoruz? Ne diyecek? Onu giyme, bunu giy. Onu yapma, bunu yapma diyecek. Ay, o karışmıyor, sana ne oluyor? Rahatsız olsa kendi söyler zaten. Belki nezaketinden söylemiyor. Belki senin anlamanı bekliyor. Ya da ne bileyim, kalbinin kırılmasını istemiyor Zehra. Kısakla. Zehracığım bak, yani birazcık da Ziya Hoca'yı düşün. Yani adam senin çevrene göre seni sırf seni mahcup etmemek için sürekli bir şeyler yapıyor. Ya sen de birazcık onun ortamına göre hareket et. Doğru söylüyorsun. Yani. Sence çok mu açık bu hepsi? Vallahi Zehracığım, bana göre hiçbir şey yok da Ziya Hoca'ya göre tabii biraz açık. Bence. Açık mı değil mi? Açık mı? Değil mi? Bana açık değil ama hocaya açık. Bence değil. Tamam, mesaj alındı. Ne giyse yakışıyor ki. Neyse Zehracığım, ben artık gideyim. Günlerdir burada kalıyorum. Artık bir evime gideyim. Canım benim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi geceler. Teşekkür ederim her şey için. Rica ederim. Ne demek? Dikkatli git. Ah. Açık mı bu ya? Açık mı değil mi? Açık mı? Ama bunlar da her şeye karışıyor ya. Ha, Zehra Hanım. Ziya Hoca. Ben de şimdi seni yolcu ettim. Kız ya, sen sonunda evine gidebildi yani. Gitti. Kaç gündür o da perişan oldu be. Ya aslında ben sizinle bir konu hakkında görüşmek istiyordum Zehra Hanım. Tabii, buyurun. Yani şimdi biliyorsunuz, malum benim de bu mahallede bir konumum var. Sizden bir konu hakkında bir ricada bulunacağım. Hani bu zamana kadar da kırılmayın, üzülmeyin diye söylemedim. Biraz dikkat etmenizi rica edecektim. Tabii tabii. Dikkat ederim. Çok dikkat ederim. Neye dikkat edeceğim? Yani biliyorsunuz ben de burada hocayım. Benim de işte sorumlu olduğum bir cemaat var sonuçta. Ne bileyim, böyle giyiminize, kuşamınıza, oturuşunuz, kalkışınız. Ya insanlar şimdi illaki bir şeyler söyleyeceklerdir. Hani bu nasıl hoca ya falan diye. Hani onlara karşı da mahcup olmayalım. Oyunumuzu da açık etmeyelim diye. Ya kusura bakmayın, ben düşünememiştim. Bundan sonra söz veriyorum, çok daha dikkatli olacağım. Teşekkür ederim. Yani anlayışınız için. Ne demek? İyi geceler. İyi geceler. Ziya Hoca. Efendim? Yine
ortadan yok olmazsınız değil mi? Yok öyle habersiz yok olmam. Merak etmeyin. En fazla müştemilata kadar gidebiliyorum işte malum. Oraya gidin canım, oraya kadar. Geziniz. Şaka maka, iyi tafra yaptım kıza ben. Helal olsun sana. Uyu Şevket, uyu. Maşallah, melekler gibi uyuyor. Hocam. Hicabi. Hocam. Hicabi. Hocam. Hicabi. Allah aşkına ya. Bir soru sormadan önce hayır için günaydın de be evladım. Günaydın hocam. Hocam soru sormayacaktım ki. Allah Allah. Soru sormayacaksın. Vallahi her gün beni şaşırtmayı beceriyorsun Hicabi. Estağfurullah hocam. Teveccühünüz. Allah razı olsun. Mevzuya gel Hicabi. Hocam camiye geldiler teftiş için. Sizi sordular, ne diyeceğimizi bilemedik. Teftiş için? Ne teftişi bu? Hocam ara ara gelirler camiyi teftişe. En son ne zaman geldiler? Hocam en son şöyle böyle 6 ay önce geldiler hocam. 6 ay. Peki hocam. Hadi gidelim. Hocam. Heh. Hocam vallahi soru sormayacaktım ama şimdi geldi. Geldi değil mi? Hocam bu şeytan dünyanın etrafını bir saniyede 7 kez dolanacak hıza sahipmiş. E bu kör şeytan bu kadar hızlıyken biz bundan nasıl kaçacağız hocam? Yaz. Biz şeytandan kaçmayacağız koçum. Sen dimdik duracaksın. Şeytan senden kaçacak. Tamam hocam. Sen şeytandan kaçmayacaksın Hicabi. Şeytan senden kaçacak. Müslüman adam şeytandan kaçmaz. Dimdik durur. Şeytan Müslümanı görünce kaçar. Hocam. 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 Halil efendi, nerede kaldı bu hoca ya? Bekle bekle. Kaç saattir? Erol, gelir şimdi. Hah, Artuz hocamız da geldi sonunda. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Camimizi teftişe gelen müfettiş siz misiniz acaba? Yok efendim, ben kunduracıyım. Teftişe gelen müftülük görevlisinin bir yakını vefat etmiş hocam. Telefon geldi, acilen gitti. Ha, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Hocam, bize bir vaaz verir misiniz? Yine mi vaaz Halil Efendi? Evet hocam ya, vallahi çok güzel olur. Hocam, en son verdiğiniz vaazın tadı damağımızda kaldı. İyi, hadi buyurun. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Ya kardeşim, ne vaaz hastası bir cemaate düştük ya. Vaaz üstüne vaaz, vaaz üstüne vaaz. Sanki çok kolaymış vaaz vermek de peynir ekmek gibi vaaz istiyorlar. İmamımız geviriyor, haberleri yok ya. Evet, muhterem cemaat. Madem geçen seferki vaazımızı çok beğendiniz, o zaman bugün de vaazımızı defterden yapalım. Bakalım vaazımızda kısmetimize ne çıkacak. Evet, sevgili cemaat. Bu haftaki vaazımızda da bir şiirimiz var. Bakalım, onu okuyalım şimdi. Annemin bana öğrettiği ilk kelime Allah, şah damarımdan yakın bana benim içimde. Annem bana gülü şöyle öğretti. Gül onun o sonsuz iyilik güneşinin teriydi.
Annem gizli gizli ağlardı. Dilinde Yunus. Ağaçlar ağlardı. Gök koyulaşırdı. Güneş ve ay mahpus. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde binmiş gelirdi Ali bir kır ata. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından. Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü. Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü. Ali, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman, Ali olmaktan bir sebep her çocuktu. Bebeke ya Ali. Babam lambanın ışığında okurdu. Kaleler kuşatırdık. Bir mümin ölse ağlardık. Fetihlerde bayram yapardık. İslam bir sevinçli kaplardı içimiz. Peygamberin günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardık. Bedir'i, Hayber'i, Mekke'yi özlerdik. Sabaha kadar uyumazdık. Mekke'nin derin kuyularından iniltisi gelirdi. Kediler mangalın altında uyurdu. Biz küllenmiş ekmekler yerdik razı. İnanmış adamların övüncüyle sabırla beklerdik geceleri. Eser yok. Gitti o geceler, o cenk kitapları, dağıldı kalelerin önündeki askerler. Çocukluk, gözün dökülen yapraklar gibi. Evet, muhterem cemaat. Bugünkü vaazımıza da burada noktayı koyalım. Ağzınıza sağlık hocam. Ağzınıza sağlık. Yüreğinize sağlık. Siz de sağlık. Siz de sağlık. Zehracığım rahatla artık. Yani bunu da kazasız belasız atlattın ya. Evlenirsiniz artık vallahi. Ay deden ne kadar mutlu oldu ya. Adama resmen yaşama sevinci geldi. Evet dedem çok mutlu. Ben Ziya Hoca'ya üzülüyorum Selin. Benim yüzümden hayatta yaşanacak en güzel anlardan birini böyle sahte bir oyunla yaşıyor. Demek ki o da insanlara yardım etmekten hoşlanıyor. Yani sonuçta bir din adamı. Onların duyguları çok daha farklı. Öyle mi canım? Nereden biliyorsun? Öyledir tabii. Yani öyle olmasa bu işlere kalkışmazdı herhalde. Sırf yardım etmek için. Yani sevap kazanmak için yapıyordur. Vallahi ben olsam onun yerinde yapamazdım böyle bir şey. Asla böyle bir oyuna katlanamazdım. Allah'tan sen Ziya Hoca'nın yerinde değilsin. Yani yoksa şu an hala sahte koca arıyor olacaktık. Zehracığım bak böylesini bulamayız gerçekten. Aksini iddia eden oldu mu senin? Tabii ki Ziya Hoca çok iyiliksever ve dürüst bir insan. Herkesin gözü üzerinizde biliyorsun değil mi? Biliyorum Selin'cim. Sürekli hatırlatmana gerek yok. Zaten üzerimizdeki gözler unutturmuyor. Yani ne bileyim, dikkatli olun diye söylüyorum. O yüzden şey ettim. Onu da biliyorum Selin'cim. Dikkatli olmamız gerektiğini de, bu oyunu kusursuz oynamamız gerektiğini de. Ama ben de Zehra'ysam... Dedemi de, ablamı da, eniştemi de, bütün mahalleyi, aklına kim geliyorsa... herkesi Ziya Hoca'ya kör kütük aşık olduğuma ikna edeceğim. Göreceksin. İşte böyle Zehra. Süpersin. Vallahi. Allah Allah ya, resmen rezillik. Hayır, adamı tanımıyoruz bile. Daha geleli ne kadar oldu? Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Huylu mudur, uğursuz mudur? Allah Allah. Ay yenge yeter dönüp durdun. Başım döndü. Otur şöyle ya.
Benim de aklım almıyor yani. Zehra bu kadar insanı reddedip niye bu adama aşık oldu ya? Ya Halicim, adam yağlı kapıyı bulmuş. Kim bilir Zehra'nın gözünü nasıl boyadı? Hayır, dedeni nasıl bu kadar etkiledi onu anlamıyorum gerçekten. Bence dedem sonunda bunun bir sevgi evliliği olmadığını anlayacak ve engellemeye çalışacak. Ah canım, ah sen de çok safsın. Ya ne engelinden bahsediyorsun Halicim? Dün gece annenle babanın yüzükleri Zehra ile Ziya Hoca'nın parmağına takıldı. Hayır, o yüzükler niye senin düğününde senin parmağına takılmadı? Hiç bunu soruyor musun? Niye? Çünkü Zehra dedenin göz bebeği. Kocası da öyle olacak. Ünsal'ı durmadan aşağılarken hocayı yere göğe sığdıramıyor. Yani böyle giderse dedem bütün mirası hocaya bırakacak. Teessüf ederim yenge ya. Ben kardeşim mutsuz olacak, kötü bir evlilik yapacak diye dertleniyorum. Senin aklın fikrin nerede? Pes ya. Gerçekten pes ya. Ay yok. Bunların hepsi saf. Kertenkele meselesinde içimden bir ses bir şeylerin yanlış gittiğini söylüyor. İçinizdeki ses doğru söylüyor amirim. Ben de kuşku içindeyim. Sen manyak mısın? Hı? Oğlum sen manyak mısın? Niye zırpırt benim odama giriyorsun lan? Amirim ben olay hakkında fikir teyatisinde bulunuyorum. Yani beyin fırtınası. Sana bir çakarım beyninde fırtınalar kopar. Beyin fırtınasıyım. Sen önce bir beyne sahip ol. Beyinsiz. Selamünaleyküm. Kertenkelenin cesedini bulmuşsunuz. Bulduk bulmadık. Sana ne? Sen kimsin bu odaya elini kolunu sallaya sallaya giriyorsun? Aşk olsun komiserim ya. Biz yabancı mıyız? Ne de olsa ikimiz de aynı adamın peşindeyiz. Hem kertenkele öldü. Dostluk mu bozuldu? Neyse. Bana onun cesedini gösterin komiserim. Ya sen kimsin sana ceset göstereceğiz? Hı? Sen kimsin? Haddini bil. Çık dışarı. Çık! Bakın komiserim. Bu adam benim kafama sıktı. Kafama. Biraz anlayış lütfen. O cesedi bana gösterin. Ya kertenkelenin cesedini görsen de bir şey fark etmez ki. Çünkü Mefta'nın yüzü gözü dağılmış. Tanınmayacak bir halde. Yani biz bile teşhis edemedik. Komiserim, bu kertenkelenin bir arkadaşı vardı. Çok yakın. Şevket. Hı. Ha, işte biz o Şevket'i bulursak o bize bu konu hakkında bilgi verebilir belki. Sıyırdı mı kurşun? Sen kimsin ya? Ha? Alalım sizi beyefendi dışarı. Alalım. Ha? Alalım dışarı beyefendi. Alalım. Demek ki sıyırmış. Manyak herif. Manyak. Başıma bela oldu be. Bir de torpil koydurmuş. Bu ne lan? Kalk, kalk. Şevket. Kalk be. Ölen oldu oğlum. Günaydın kardeşim. Ne günaydın, ne günaydın. Hadi uyan. Uyandım, uyandım. Kahvaltınızı yatağınıza mı getireyim yoksa dışarıda çardağı mı hazırlayayım? Valla kardeşim böyle filmlerde görüp hep böyle imrenirdim biliyor musun? Hayrına bir getirsene yatakta kahvaltı yapalım be. Sana buradan var ya hayrına bir geçiririm Şevket. Sabah öğle akşam üç öğünü yatakta pipetle yemek zorunda kalırsın. Kaka ya! Ben bu lafa kalkarım kardeşim. Bir şey ya. Ha? Oğlum sürekli rüya görüyorum lan. Ne diyorsun? Bizim malum durumlar. Bir an önce toparlanıp gitmemiz lazım burada. Saçma sapan konuşma Şevket ya. Nereye gidebiliriz oğlum? Oğlum sen farkında mısın? Senin kanlı komiser Ünsal Zehra'nın eniştesi çıktı. Bak çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de dürbünü tüfekle indirirler vallahi. Vallahi sıçramazsa da sıçrattıracağız artık Şevketciğim. Oğlum söz kestik lan kızla. Manyak. Kızı ne yapalım şimdi yani? Kızı yüzüstü bırakıp gidelim mi? Ayıp lan, yakışır mı bize? Tamam da kardeşim, komiser Ünsal'ı ne yapacaksın? Var mı bir çözümün var mı?
O herif senin cesedini görmeden hayatta peşini bırakmaz, ben sana söyleyeyim. Bulacağız işte bir yolunu. Bir dur ya. Ne oluyor lan? Lan sen burada mıydın? Ne zamandır arıyorum ben seni? Vallahi ben de arıyorum kaç gündür kendisini. Orada mıymış? Buradaymış. Bu kim be? Efendim? Efendim? Siz kimsiniz? Belki benim, belki değilim. Kimsiniz? Nereden? Ölmüş mü? Ne zaman ölmüş? Ne cesedi ya? Şevket. Ne oldu kardeşim? Kim oldu oğlum? Senin kimin var ki lan benden başka? En sevdiğim adam. Ya Şevket, delirtme adamı. Söylesene, kim öldü ya? Yine sen ölmüşsün kardeşim. Sen niye ölüp duruyorsun ya? Saçma saçma konuşma. Gerizekalı. Karşında duruyorum işte. Ne ölmesi ya? Koskoca devletin polisinde neyin bileceksin oğlum? Adam ölmüşün diyor. Gel diyor, cesedi teşhis et diyor. Kim diyor bunu? Polis diyor. Aradı, gel diyor. Ceset var diyor. Kertenkelenin cesedi diyor. Ölmüş diyor. Dur. Şimdi seni arayan polis miydi? Evet. Kertenkele ölür mü değil mi? Evet. Allah! Ulan öldüm lan ben! Allah! Öldüm lan! Ulan öldüm be! Şuraya bak! Fırsat ayağımıza geldi Şevket! Öldüm lan ben! Öldüm oğlum, öldüm! Yırttık! Tövbe estağfurullah, selamın kavlem. Ne oluyor lan? Şevket tamam. Şimdi bak kardeşim. Gidiyorsun, hemen cesedi teşhis ediyorsun, tamam mı? Cesedi görür görmez de evet efendim, bu kertenkele diyorsun. Ağla, zırla, kendini parçala, yerden yere vur. İnandırıcı olsun yani. Ne istiyorsan yap. Burada değil lan, gerizekalı. Orada ağlayacaksın. Prova yapıyorum oğlum. Yedin mi? Ha tamam. Yalnız kardeşim bir sorun var. Ben ölü böceğe bile bakamam. Cesedin suratı parçalanmış diye bak. Ona nasıl bakacak ya? Ya Şevket. Allah Allah. Bakacaksın artık oğlum. Sen bu işi yapmazsan ya komiser Ünsal tarafından içeri tıkılacağım ya da Deli Kenan'ın mermisinde geberip gideceğim ya. Anladın mı? Şimdi ben oraya gidip bu kertenkele dediğim zaman Ünsal bana inanacak mı? Kardeşim inanmayacak olsalar herhalde seni çağırmazlar da oraya değil mi? Ya sen teşhiste bulun, gerisi bende, merak etme sen. Nasıl yani? Oğlum bak şimdi. İstemiyor olacak. Başka çarem mi varsa?